Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarımız, hayırlı sabahlar. Haftanın ilk günü, güzel bir Eylül sabahında gene hep beraberiz. Hoş geldiniz. Bu hoş geldiniz lafı bana biraz tuhaf geliyor. Çünkü hep beraberiz, bizim yerimiz. Hep birlikteyiz. Onun için yani bu hoş geldinizi ben yavaş yavaş bir kaldırmak istiyorum ileriki zamanlarda. Sizlerle karda, kışta, iyi günde, kötü günde, krizde hep bir araya geldik. Siz de her halde, her yoğunlukta yine tercih ettiniz, beraber olduk. Bundan da ayrı bir keyif alıyoruz, güç alıyoruz. Sizlerle bugün iyi bir haberi paylaşmak için bir araya geldik. Güzel haberler paylaştıkça daha da güzelleşiyor, daha da bereketi artıyor. Evet, bugün sizlerle Halk GEO ile oluşturduğumuz bir ortaklığı duyurmak için toplandık. 1974 yılında temelleri atılan teknik yapı olarak 43 yıllık inşaat sektörünün birçok branşında faaliyet gösterdik. Faaliyet alanlarımızdan sanayi ve konut yapıları ağırlıklı olmak üzere 6 milyon metrekareye aşkın alanda 20 bine yakın konut inşa ettik. Bu süreçte 2004 yılından itibaren Emlak Konut GEO'nun hasılat paylaşım modeliyle yapılan 3 özel projesinde yer aldı. Bunlardan ilki Apikot projesidir ki satış rekoru hala konuşulmakta ve yapmış olduğu prim rekoru hala kırılamamıştır. Gözlüğü takmadan olmuyor. Takmayacağım. İkincisi ise Evora İstanbul projesi, 5000 bağımsız bölüm ile ülkemizde yapılmış olan bu büyük karma projede konut, ticaret, okul, hastane yer aldı. 1 milyon 250 bin metrekarelik bu dev proje satışlara da dahil olmak üzere 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bu projemizde prim açısından tüketicinin yüzünü güldüren İstanbul ortalamasının üzerinde bir performans gösterdi. Üçüncü projemiz ise Emlak Konut GEO ile teknik yapının Anadolu'ya açılmanın ilk durağı olan Denizli'deki Evora Denizli projesi. Bu proje yine Emlak Konut GEO'nun Anadolu'daki konut, ticaret, okul olarak karma projesi olup turizm, tekstil, madencilik ve sanayi alanlarında uluslararası gücü olan Denizli'ye bu bölgeye İstanbul'daki kalite anlayışını getirdi. Anadolu Emlak Konut GEO önderliğinde Denizli ile başlayan doğru açılım teknik yapı olarak bizleri Anadolu'nun belli bölgelerinde yeni projeler arayışına soktu. İzmir'deki proje Emlak Konut GEO tarafından ihaleye çıkartıldığında projenin İzmir'de olması, ayrıca lokasyonunun Alsancak, Kordon gibi şehrin kalbinde olması ve büyüklüğü bizlerin ihaleye olan ilgisini doruk noktasına çıkarttı. İzmir çok mühim bir şehir. Çok daha güçlü girmek gerekiyor. Bunun için doğru, güçlü, vizyonu olan bir ortak ile İzmir'de başlangıç yapmanın doğru olacağını düşündük. Teknik yapı Halk GEO'ya doğru yönetilen iki kurumsal firma olarak birbirlerinin prensiplerini empatiyle karşılayarak ülke ekonomisine katkısı olan Türk inşaat sektöründe ses getiren örnek projeler üretmek için bir araya gelmişlerdir. İnşaat sektöründe yer alacak firmalarda olmazsa olmaz özellikler, güvenilirlik, işin ehli olunması, deneyim, vizyon ve finansal güçtür. Kurulan teknik yapı Halk GEO ortaklığı bu özelliklere fazlasıyla sahiptir. Teknik yapı Halk GEO ortaklığının ülkemize, kurumlarımıza ve inşaat sektörüne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli basın mensupları, sevgili misafirler, sözlerime başlamadan önce davetimize katılımı göstererek bizleri onurlandırdığınız için ben de hepinize teşekkürlerimi sunarım. Şimdi Umut Bey katılım çok yüksek dediler. Ben bir konferans, bir kurultay havası seziyorum. Gerçekten herhalde çok fazla imsaya gözükmeyecek kadar yüksek bir katılım var. Çok çok teşekkür ederiz. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak
doğru lokasyonda doğru proje anlayışıyla kuruluşunun 7. yılını geride bırakan ve bu süre zarfında gerek İstanbul'da gerekse İstanbul dışında bitirdiği her projeyle farklı deneyimler edinerek gelişen şirketimizin bu projede de ana hedefi ülkemize yeni değerler katmak olacaktır. 7 yıl gibi kısa bir sürede projelerimizin sayısı 8'e ulaşırken portföy büyüklüğümüzü de 4 kat artırma başarısını gösterdik. Bu süreçte İstanbul'dan Erzurum'a, Eskişehir'e, konuttan otele kadar ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda kentlerin kalbinde yükselen projelerle modern bir şehir yaşamı inşasına katkı sağlamaya çalıştık. Çalışmalarımızın karşılığında kısa bir sürede ana ortağımız Halkbank'tan aldığımız güç, güvenilir iş modelimiz ve sunduğumuz vizyonla gayrimenkul sektörünün önde gelen oyuncularından biri olduk. Değerli misafirler, bildiğiniz gibi ülkemizin son yıllarda mega projelere kapı aralayan yönetim anlayışı tüm sektörlere olumlu bir şekilde yansıyor. Bunun etkisiyle ekonomik büyümenin temel faaliyet alanlarından biri haline gelen gayrimenkul sektörü projeleri de gün geçtikçe çeşitleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bizim de en büyük paydaşı olarak çalışmalarımızı gururla sürdürdüğümüz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, İstanbul'u çok uluslu şirketler, aslında Türkiye'yi ve yatırımcılar için cazibe merkezine dönüştürecek prestijli bir proje olacaktır. Halk gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak ülkemizi ileriye taşıyacak işlere imza atarken ülkemizin önemli gayrimenkul şirketleriyle iş birliklerine de giriyoruz. Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla kurduğumuz bu ortaklıklar daha güçlü bir Türkiye idealinin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu itibarla bugün bizleri buluşturan İzmir Alsancak projemiz için çok önemli bir ortaklığa imza attık. Ülkemiz gayrimenkul sektörünün önde gelen kurumlarından teknik yapı ile güçlerimizi birleştirdik. Doğru lokasyonda doğru proje vizyonumuzu doğru ortaklıklarla da kuvvetlendiriyoruz. Bu güç birliği ile hayata geçireceğimiz projemiz İzmir'imizin güzelliğine layık olacaktır. Teknik yapıya bu önemli işbirliği için şimdiden huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Türk dilinin büyük şairlerinden Cemal Süreyya, iki kere reylememeye çalıştım ama bilemiyorum başarılı olabildim mi? İzmir için, İzmir'de hayat beklenmez, kovalanmaz da, o zaten sizinle beraberdir demiş. İşte İzmir böyle bir şehir. Her köşesinde yaşamın filizlendiği, ömrümüze ömür katan bir yerdir. Dinamik kent yaşamı, insana yaşam enerjisi veren, kordonu Ege Denizi'nin maviliğine karşı yudumlanan bir fincan çayla her zaman ayrı bir yere sahip olmuş bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Proje tasarımımızı 6 ay içinde tamamlayıp inşaatına hızla başlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte projenin ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Projemiz Nazım Bey'in bahsettiği gibi ana hatlarıyla ticaret, konut, turizm alanlarından oluşacak karma özelliklere sahip olacaktır. Projemizde kültürel fonksiyonları barındıracak yapılar, park, otel, ibadet alanı, ofis ve konutlar yer alacak. İzmir Alsancak projesi imzamızı attığımız her işte olduğu gibi sadece bir gayrimenkul projesi olmaktan çok bunun ötesinde her yönüyle canlı bir kent unsuru olarak insanların yaşamlarını güzelleştirecek. Projenin hayata geçme aşamasında ve sonrasında şirketimizden desteğini esirgemeyen ana ortağımız Halkbank'a, ortağımız Teknik Yapı'ya toplantımızı şereflendirdiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Basın mensubu arkadaşlarımız, sevgili misafirlerimiz, hoş geldiniz. Biraz çok resmi başladı toplantımız. Genelde böyle daha interaktif başlardık. Konuşmalarımızdan sonra zaten soru cevaplara geçtiğimizde inşallah daha interaktif bir şekilde devam ettireceğiz. Şimdi bugün bizim için gerçekten heyecanlı bir gün. Çünkü burada sektörün iki lider ismi, güç birliği için bir araya geliyoruz.
Bugün toplanmamızın amacı bir proje lansmanı değil, ülkemiz için değerler yaratmak amacında olan iki önemli kuruluşun bir araya gelişini ve işbirliğini sizlere tanıtmak olacak. Bu birlikteliğin hedefi sadece bir proje bazlı değil, bir ticari amaç için oluşmuş bir birliktelik değil. Günün sonunda ekonomiye, bölgeye, istihdama ve Türkiye'ye canlandırıcı bir ivme ve yeni katma değerler sağlamak olacaktır. Teknik yapı olarak sektörde yaklaşık 40 yıldır geliştirici ve üretici olarak hizmet vermekteyiz. İnşaat sektöründeki yolculuğumuzda her adımımız bir öncekinden daha büyük olmuştur. Bildiğiniz gibi birçok ilklere ve yeniliklere imzalar attık. Bugüne kadar aldığımız yolda bir sonraki durağımıza hep daha büyük hedefler koyduk. Konut sektöründe devasa projeleri geliştirdik. Bu projeleri inşaatlarını tamamladık, bitirdik, teslim ettik. Son 12 yıl içerisinde gerek güvenilirlik, gerekse kalite ve yenilikçilik akımında sektörün önde gelen isimlerinden biri olduk. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarılı projeler, beraberinde yeni projelerin önünü açarken birçok uluslararası işbirliği teklifini de beraberinde getirdi. Fakat bizim hayallerimiz ve en büyük misyonumuz, yarattığımız bu kalite ve markayı daha büyük kitlelere yaymak, ulusal sermaye ve milli üretimi de ön planda tutarak Türkiye'de sadece İstanbul değil, diğer illerinde de yatırımcılarıyla buluşturmak olmuştu. Şimdi tabii ki bu hacim artışını yapabilmek için belirli bir güç birliği olması gerektiğini de iyi biliyorduk. Bu kapsamda sektörde 40 yılı aşan deneyimimiz ve birikimimizi daha büyük hedeflere taşımak için bizim gibi köklü ve deneyimli ulusal bir marka ile sinerji yaratmaya karar verdik. Şimdi genelde ülkemizde bu tip iş birlikteliklerinde firmalar birbirlerinin eksik taraflarını tamamlayıp bir ortaklık yapısı oluştururlar ki bu tip yapılar fazla uzun soluklu olmuyor. Çünkü belirli bir süre sonra eksik gördüğü tarafı tamamlayan ortak ben artık oldum düşüncesiyle işte bireysel hareket etmeye başlıyor. Bu bireysel hareket edişi yapıya zarar veriyor. Anlaşmazlıklara, sürtüşmezliklere, sıkıntıya yol açıyor. Sonuçta bu ortaklık sürdürülemez bir hal alıyor ve bu yapı çöküyor. Bundan sebep ki bizim kurmak istediğimiz ortaklık yapısında güç denkliği esas olup her iki firmanın ortak değer ve ortak vizyon dahilinde birbirinden üstün özelliklerini, farklı yönlerdeki yenilikçi yapılarını ortaya koyarak yapılması gereken işleri daha süratli, daha hızlı, yani adeta iki kat hızında yaparak daha fazla hacimli işlerin yapılabilmesi olacaktır. Yani sonuç olarak biz burada birlikten kuvvet doğar sözünden yola çıkıp sektörde çok önemli yerlere sahip iki firmanın teknik yapı ve halk yayı ortaklığının altına imza atmak için bir araya geldik. Birazdan sizlerin huzurunuzda Emlak GYO'nun ihale etmiş olduğu İzmir Alsancak Projesi birinci etabını 1 milyar 672 milyon Türk Lirası hasılat taahhüt ederek kazanmış olduğumuz ihalenin ortaklığını gerçekleştirmek üzere imzalarımızı atacağız. Şimdi konuşmamın başında da belirttiğim gibi bugün çok heyecanlı bir gün. Birazdan atacağımız imzalar ile ortaklığımızı tescillendirmekle kalmayıp Türkiye'mizin en güzel illerinden biri olan güzel İzmir'imizde emlak konut çatısı altında İzmir'e, bölgeye, Türkiye'ye ve hatta Avrupa ve dünyaya yakışan rezidans, otel, ticari üniteler, yaşam alanları, kültür merkezinden oluşan modern mimari ile geleneksel akılcı çözümlerin bir araya geldiği Karma projemizin startını da vermiş olacağız. Öncelikle bir projeye başlayıp ardından değerlendirmelerimiz sonucunda
vatanımıza ve milletimize değer katacak, farklı projeleri gerçekleştirmesini sağlayacak bu ortaklığın hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Ben uzun konuşmayacağım. Nazım Bey, Umut Bey ve Feyzullah Bey projeyi yeterince anlattı. Ben sadece hem Halkbank olarak hem Halk GYO olarak bu projeden mutlu olduğumuzu, bu işbirliğinden gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. İnşallah İzmir'e değer katan güzel bir projeyle başlangıç yapmış oluruz. Daha nice projelerde birlikte olmaya devam ederiz. Hepinize de tekrar katılımınız için, bu yüksek katılım için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, ben de bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Soru cevap kısmına geçmeden önce imza töreni için bir 5 dakikanızı rica ediyorum. Ediyoruz sizlere. Soru cevap için. Ben önce iki kelime dileğimi yine yerine getirmek istiyorum. Böyle nezih, böyle güzel bir toplantıdan sonra ben şunu da ilave etmek istiyorum. Şimdi iki kere iki dört eder. Hani olsa olsa 4,5 eden diyorlar ya. Bizim bu ortaklığımızda 2x2 5 yapacağız inşallah. Ve bu projenin, İzmir projesinin lansmanında da beraber olacağız. Ve tesliminde de bittiğinde de inşallah hep beraber sağlık, afiyet içinde beraber olacağız. Hakikaten bugün çok çok özel bir gün. Yani bu kadar senedir bu görüşmeleri, bir araya gelmeleri yapıyoruz. Bu kadar kalabalık ve bu kadar sıhhatli bir toplantı ilk defa oluyor diyebilirim. Onun için bu projenin hayırlı olacağı bugünden belli. Teşekkür ederim. Merhaba, İsmail Şahin, Sözcü Gazetesi, buradayım. İki tane sorum olacak, hem teknik yapıyı hem de Halk GYO'yu ayrı ayrı. Teknik yapıyı şunu sormak isterim. Denizli'den sonra ikinci bir Anadolu açılımı diyeceğimiz İzmir projesi geldi. Bu projenin finansmanında Halk GYO'nun desteği şüphesiz olacak ama mali açıdan nasıl bir işbirliği bu? Bunun bilgisini verebilir misiniz bize? Yani örneğin projenin geliştirmesi dışında, satışında da Halk GYO yer alacak mı? Ekipler birlikte çalışacak mı? Yoksa sadece finansal destek mi verecek? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir diğer soru, Anadolu açılımının devamı gelecek mi teknik yapı açısından? Üçüncü sorum da Halk GYO'ya. Şimdi baktığımızda Feyzullah Bey, bir arsa portföyünüz yok. Yani internet sitenizde sabah baktığımda sahip olduğunuz bir arsa store gözükmüyor. Bundan sonra Halk GYO nasıl yola devam edecek? Böyle işbirlikleriyle mi sürecek? Mesela bir önceki projenizde Vakıf GYO'yla Sancaktepe'de gerçekleştirmişsiniz. Stratejiniz ne gayrimenkul sektörüne yönelik? Bunu öğrenmek istedim. Teşekkür ederim. Şimdi ortaklık yapısı
biraz amiyane tabir ve 50-50. Yani yerde bir gömü de bulsak yarı yarıya, ondan sonra cepten para harcayacaksak da yarı yarıya, ter de dökeceksek beraber dökeceğiz. Yani muhakkak ki, yani şimdi eğer o alana gitmeden evvel bulursak, bizim de o alanda bulursak tabii ki hissesi oranında emlak yayını. Dolayısıyla yani bizim ortaklığımız bir sinerji yaratmak için, yoksa salt finansman, salt emek, salt satış değil. Yani birlikte bu projeyi oluşturacağız. Yani hep olay yarı yarıya. Yani bu işin ünü de, üzüntüsü de, keyfi de yarı yarıya. Biz de zaten hepsini sizlerle paylaştığımız için şimdi keyfini beraber paylaştık. Yani yarısı da sizin oldu. Şimdi diğer taraftan tabii Anadolu'ya açılım diyoruz. Şimdi hattı zatında olayın derinine bakarsak, şimdi İstanbul'a Anadolu attı. 1950'lerden sonra İstanbul'a Anadolu geldi, İstanbul'a yerleşti. Nüfusu söylenen 15 milyon, yani bazılarımızın gördüğü 17, bazı günlerde hissedilen, var ya hava durumunda söylüyorlar, 20 milyon. Şimdi bu kadar nüfustan sonra insanlarımız ne yaptı? Yurtlarını özledi, gitti kendi memleketlerinde ev yapmaya başladı, oranın havasını teneffüs etmeye başladı. Dolayısıyla geriye doğru bir akım başladı. Ve Anadolu'nun bütün ama şehirleri, yani bir tek bunun Denizli'si, İzmir'i, Ankara'sı veya işte Trabzon'u gibi değil, bütün şehirlerinde böyle bir hareket başladı. Dolayısıyla insanımızı yerinde mutlu kılmak, kendi yaşadığı, doğduğu yerde yaşamasını, çalışmasını sağlamak için buralarda, İstanbul'daki nitelikli projelerin buralarda yapılması lazımdı. Bizim başladığımız hareket bu, niyetimiz bu ve seçerken de tabii bu yöreleri, özellikle yöreleri seçiyoruz. Muhakkak ki bundan sonraki projelerinde yapılacak olan yerlerde belli hususiyetlere sahip olacak. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak biz bugüne kadar İstanbul Bakırköy'de bir proje tamamladık. Eskişehir'de satışları son aşamaları olan bir projeyi bitirdik. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Erkonut'la 620 konutluk bir projemiz devam ediyor. İnşallah 2018'in ilk çeyreğinde teslim etmeyi planlıyoruz. Sancaktepe'de Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile yine başkanımdan, İnder Başkanı'ndan alıntı yapayım. 50-50 1037 konutluk bir projeye devam ediyoruz. İş modeli olarak işin büyüklüğü, ortağın penetrasyonu anlamında Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na uygun olacak her türlü iş birliğine hazırız. Şu anda inşaatı devam eden en büyük arsa portföyümüz diyebileceğimiz İstanbul Finans Merkezi projesi içindeki projeyi çok çok önemsiyoruz. Bittiğinde yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğünde olacak bir proje. Proje bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük vizyon projelerinden birisi. Belki de bana göre naçizane en büyük proje. Çünkü Türkiye'nin bir finans merkezi haline gelmesi, kaynakları İstanbul nezdinde kendisine çekmesi açısından çok çok önem verilmesi gerekiyor. Bunun dışında İzmir üçüncü defa bizim İstanbul dışına çıktığımız bir proje oluyor. İzmir'i çok önemsiyoruz. İzmir'in yeni projelere ihtiyacı var. Yapılan son bir araştırmaya göre talebin %40'ı 0 ila 5 yaş arası konut talebi gösteriyor. İzmir'de sürekli deprem oluyor malumunuz. Bu da ciddi bir stres yarattı. İzmir'in süratle yenilenmesi gerekiyor. İzmir'e yakışmayan bir konut fotoğrafı maalesef herkes tarafından tespit edilmesine rağmen çok çok ağır gitmekte. Biz de Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak bundan sonra belirttiğim gibi her türlü ortaklığa, ama niteliği, niceliği anlamında bize uygun olacak ortaklığa açık bir şekilde portföyümüzü büyütme hedefindeyiz.
Teşekkür ederim İsmail. Bülent Yoldaş, öncelikle başarılar diliyorum ortakta. Umut Bey'e sormak istiyorum ben. Öncelikle emlak konut geyiğiyle yaptığınız ihalenin şartlarını tekrarlayabilir misiniz, onu özetleyebilir misiniz? Topluma aslan söylendi ama yüzdeleri neydi? Onun dışında Deniz'i daha sonra İzmir'i tercih ettiniz. İstanbul'da aynı dönemde birçok ihale gerçekleşti. Siz İzmir'i tercih ettiniz. Bunun özel bir nedeni var mıydı? Bir de bu ortaklık ve bu proje İzmir'e nasıl bir değer katacak? Bu konuda bilgi alalım istedim. Evet. Şimdi öncelikle İzmir'le ilgili. Şimdi İzmir'de yaklaşık 5 milyonluk, belki de, yani bu resmi kayıtlar daha fazlası, genç ve dinamik bir nüfus var. Nüfusun okur yazar seviyesi Türkiye ortalamaların üzerinde. İstanbul'dan sonra en büyük liman şehri. Korunaklı bir körfez etrafında işte kurulmuş bir liman ve burada gelişen sanayi. Türkiye'nin yaklaşık %10, sanayinin %10 büyüklüğü İzmir'den çıkıyor. Ilıman birikimi var bildiğimiz gibi. İklimi sayesinde burada turizm, hayvancılık ve tarımın ciddi derecede gelişmiş olması. Ayrıca tarihte birçok medeniyetlere buranın merkez oluşu. Dolayısıyla hem iklimi, denizi, güneşi, tarihi, yerli ve yabancı turizm tarafından aranılan bir bölge oluşu. Yani bildiğiniz gibi bu Ege Denizi'nde, Ege Adaları'ndaki bu kruvazör turlarının başlangıç durak noktası İzmir. Zaten ileriki planlarında da şu an planlanması yapılmış. Bu limanın bulunduğu bölgeden taşınıp oraya daha çok ziyade turizm ağırlıklı, bu kruvaz gemilerinin yanaşabileceği, yat limanının yapabileceği bir proje söz konusu. Tabii bu proje, yani bizim projemizin bitişine yetişir yetişmez tam bunu bilemiyoruz ama yani planlama bu yönde, bu şekilde yapılmış. Tabii bunun yanı sıra bizim için en önemli buradaki kıstas şu oldu. Son 10 yılda konut sektöründeki bu konut değişiminde İzmir dönüşümde diyelim hatta İstanbul ve Ankara kadar yeterli ilgiyi ve payı alamadı. Feyzullah Bey'in de bahsettiği gibi bir deprem bölgesi. Binalar eski, yenilenmeye ihtiyacı var. Ve genelde de bu dönüşüm projeleri aslında, büyük çaplı dönüşüm projeleri şehrin dışında başlar ve şehrin içine doğru da ilerlemeye gider. Bir keza İstanbul'da da bunu yaşadık. Yani İstanbul'un merkezinden biraz da bir Kartal'da biz ilk dönüşüm projelerine başladık. Daha sonra merkeze doğru tabii geldi ama merkeze yaklaştıkça projelerin hacmi küçülüyor. Bu hacim küçüldüğünde de burada yeterli donatı alanları, fonksiyonları sağlayamıyorsunuz. Tabii burada bu projenin şehrin merkezinde, yani adeta kalbinde, Alsancak'ta, meşhur kordon boyunun yanı başında. Tabii emlak konutun burada Tariş'in arsalarının dönüştürmesinden dolayı oluşan bir bölge. Ulaşım olarak raylı sistem, liman, karayollarının tam merkezinde, işte kordona yaklaşık 100-150 metrelik bir yürüme mesafesinde ve projenin hacmi ve büyüklüğü sayesinde de bu projede tam bir yaşam alanını yapıyor olabileceğimiz. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde bizim için doğru nokta, doğru lokasyon ve doğru proje olacağına inandık ve halk yeri olan da güç birliği yapıp yani bu projeye girmeye karar verdik. Ha, projenin büyüklüğü demiştiniz de orada bir bizim şimdi tabii şöyle yani bunlar şu an çok erken bizim ihaleye vermiş olduğumuz rakam var. İşte 1 milyar 576 milyon galiba hasılatımızdır. Evet. 1 milyar 672 milyon %35 arsa payı olarak verdik. Ha, tabii bu projemiz aşaması proje tamamlandığındaki şu an proje yapım aşamasında. Yaklaşık önümüzdeki 1-2 ay içinde bu tamamlanmış olur. Tabii şimdi burada projenin tamamlanması için bazı staslar var. Şu an mesela bir yönetmelik hepinizin bildiği gibi. Yani projemiz hazır olmuş olsa şu anki yönetmelikten ruhsatı alabilecek bir durumdayız. Ama şu an bizim projemizin gelişme aşamasında
hangi yönetmelik ya denk geleceğimizi tam bilemiyoruz. Tabii bu konuyu en iyi hani sektörün önde gelen derneklerinden işte Nazım Bey, Feyzullah Bey yani bu daha iyi bilgi verebilir bununla ilgili. Dolayısıyla birkaç ay içinde de projemiz netleştiğinde yani buradaki satış rakamlarının ne olacağı, ne rakamlara gelebileceğini o zaman netleştirebileceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ben şunu merak ediyorum Umut Bey. İhalede siz ciddi bir performans sergilediniz. İhaleyi kazandıktan sonra da bir işbirliğine gittiniz. Halkıya, YEO'ya. Böyle bir işbirliği düşüncesi, fikri daha önceden var mıydı? Yoksa yani ihaleyi kazanırsak bir işbirliği yapabiliriz şeklinde düşünceniz var mı? Yoksa kazandıktan sonra nasıl daha bunu güçlendirebiliriz diye düşündünüz de öyle mi oldu böyle bir birliktelik? Şimdi tabii şöyle, sektörden biz yani birbirimizi tanıyan iki firmayız. Feyzullah Beylerle daha öncesinde hep görüşmelerimiz, istişarelerimiz oluyordu. Yani ihalelerin çıkacağını da yani bu ihalelere sonucunda beraber yapmak üzere bir görüşmelerimiz vardı. Resmiyette bir şey yoktu ama şartlar, zemin oluştuğunda yani prensip olarak birlikte yapabiliriz diye bir düşüncemiz vardı. Dolayısıyla da ihaleye bu şekilde girmek, o da sonuçta bir burada güç birliğinden bahsettik. Yani belki en başında denmiş olsaydı ki bu ortaklık işte beraber girecek, o zaman belki farklı bir noktalara da gelebilirdi. Yani böyle olmasını daha uygun gördük. Yani ilk başta biz kendimiz adına girdik. Daha sonrasında da beraber konuştuğumuz şartlarda ihale gerçekleştirdiği için ortaklığımızı gerçekleştirdik. Orada bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi şey vardır, adet vardır. Hani birine dersin ki şunu benim namıma al dersin, kendini aldığın gibi al dersin, kendine nasıl alıyorsan. Şimdi bu şekilde olması çok daha uygun, daha pazarlıkçı, daha rekabetçi bir alım olur. Çünkü netice itibariyle böyle bir şey girerken o şeyler var, bir takım görüşmeler oluyor, ön görüşmeler oluyor ama şimdi sizin nihayete varmanız için bunun net resmin ortaya konması lazım. Yani net resmin ortaya konması, çünkü bu bir ortak girişim. Yani şimdi bir şirket oluyor, ortaklıklar oluyor. Bu şekilde değil. Bunlar iş ortaklığı. Hani bir iş tekamül eder, şartları belli olur. Ondan sonra ortaklar o çerçeveden bir arada bu işi yaparlar. Ve iş bazındadır bu. Onun için bunun doğru yöntemi budur. Öncelikle hayırlı olsun diyorum iki taraf için de. Proje detayları belli olmadığı için pek projeyle ilgili bilgi soramıyoruz ama hazır ki başkanı, sektörün çatı örgütlerinin başkanı bulmuşken ben bir soru sormak istiyorum. Bugün okullar açıldı aslında. Gayrimenkul sektöründe sezon açılışı aslında diyebiliriz. Beklentileriniz neler? Sektörde bazı sıkıntılar var. Faizler yüksek diyoruz. İşte alımlar ertelendi diyoruz. Önümüzdeki dönemle ilgili öngörülerinizi rica ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi tabii bu büyük olmanın nimetlerinden hep faydalanıyorum ama yani zannediyorum önümüzdeki senelerde emeklenecekler böyle. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Tabii Türkiye'nin geçirmiş olduğu dönemi hiçbirimiz şey yapamayız, akıllarımızdan çıkmıyor. Şimdi böyle bir dönem geçti Türkiye'de ve hala inşaat sektörü lokomotif ve artılarla gidiyor. Şimdi geçenlerde bu yayınlandığında hani bir takım söylemlerde işte inşaat sektörünün bu şekilde artması işte yararlı değil gibilerinden yorumlar yapıldı. Ancak arkadaşlar şöyle bir şey var. 250 tane yan sektöre hayat veren bir sektör, inşaat sektörü. Yani bunu unutmamak lazım. İnşaat sektörü durduğu anda 250 tane sektör direkt etkileniyor ve burada duruyor. Bu bir yönü. İkinci yönü istihdam. Şimdi istihdamda
öyle bir kesimi istihdam sağlıyor ki eğitim düzeyi orta ve ortanın altı. Yani buraya istihdam sağlayan bir sektör bu. Dolayısıyla gözümüz gibi bakmamız lazım. Şimdi hükümetimiz ya şu son yılda, son sene günlerde almış olduğu tedbirlerle gerek KDV teşviki, gerek işte alım satımdaki harçlardaki indirimlerle çok ciddi şekilde destekliyor. Şimdi bunları göz ardı etmememiz lazım. Bizim de şimdi ihtiyaç olarak belli bir yapı üretilip satılmasına ihtiyacımız var sektör olarak. Ama bir de Türkiye'nin gerçeği 600 bin tane konuta insanlarımızın ihtiyacı var. Yani yeni evlilikler, ailelerin ayrı oturması ve ondan sonra bu riskli binaların yıkılıp tekrar yeniden yapılması. Şimdi bu üç tane ana gereksinme olan hani giyinmek, yemek, barınmak. Barınmak ihtiyacı ana ihtiyaç. Bunu hiç kimse öteleyemez. Ancak lüks tüketimde belli bir öteleme olabilir. Ama konut ihtiyacında bu olamaz. Her zaman söylediğimiz gibi de yani konut almak için zaman ne zaman? Evet. En doğru zaman bugün. Çünkü dün kaçtı. Düne dönmeniz mümkün değil. Yarının ne olacağını bilmiyorsunuz. Çünkü konut tükenen bir arazi üzerinde, azalan bir arazi üzerinde yapılıyor. Yarın bu arazi daha pahalı olacak, daha zor bulunacak. Dolayısıyla bugün en iyi şart. Bireysel konut kredilerindeki oranları görüyorsunuz. Netice itibariyle bu oranlarda gerek finans sektörü, gerek hükümet ciddi yani iyileştirme çalışmaları yapıyor. Müteahhit burada ne yapıyor? Zaten müteahhit aşağı yukarı son 4 senedir inşaattan ettiği karı neredeyse sıfırlama noktasında fiyatların çıkmasını önlüyor. Şimdi bu kadar gayretin içinde sektörün tabii ki yani bu geldiğimiz yani inşaat sezonuna, satış sezonuna geldiğimiz noktada ciddi bir hamleyle artması doğal olarak görüyoruz. Çünkü artık yaz bitti, Ramazan bitti, sıcaklar bitti. Artık bereketli günler inşaat sektörü için. Yani bugün gene o çağrıyı yapıyorum. Yani konutta faiz düşecek, fiyatlar aşağı inecek diye bir beklenti içine girenler hüsran içinde kalacaklardır. Bir an evvel herkes imkanları nispetinde kendini fazla zorlamadan konutunu alsın derim. Yavuz Bey'in sorusuna GİÖDER Başkanı olarak cevap vermeye çalışayım. Sayın Başkanım ifade ettiği gibi birçok faktör talep tarafını çok güçlü kılmakta. Örneğin İstanbul geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 1 milyon net göç almış. Diğer kriterleri, faktörleri hesaba kattığımızda ihtiyaç noktasında gayrimenkul sektörünün istatistiki olarak yıllar bazında bu istikrarı koruduğunu görmekteyiz. Konjonktürel, mevsimsel bir ara dönem yaşadık. Bayram, yaz tatili vesaire. Hatırlarsanız 15 Temmuz darbe girişimi olduğu sene bile bir önceki yıla göre üstünde bir birinci el, ikinci el satış hacmiyle kapattık. Ve 2010 yılını baz aldığımızda bu trend sürekli yükseldi. Neden? Talep tarafı çok güçlü. Deprem nedeniyle, göç nedeniyle, nüfus artışı, hane halkı sayısının değişmesi vesaire. Bu anlamda gayrimenkul sektörünün Türkiye'deki önemi onlarca yıl devam edecek diye bekliyoruz. Önemli olan gayrimenkul üretimini doğru planlamalarla gelecek 50 yıl, 100 yıllık perspektifte şehir planlaması nosyonuyla belli estetik içerisinde yapmak ve halkımızın yaşanabilir, keyifli binalarda, yapılarda yaşamasını sağlamak olacaktır. Biz de bu ortaklıkta zaten İzmir'e örnek bir proje için niçin İzmir? İzmir'in buna ihtiyacı var. Nitelikli konuta ihtiyacı var. Yeni bir sayfa açacak yaklaşıma ihtiyacı var. Yerel anlamda bu ihtiyaç karşılanmıyor diye düşünmekteyim şahsen. İnşallah bu projeyle de teknik yapıya, halk yerine yakışır bir şekilde
örnek bir projeyi gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı olsun işbirliğimiz. Hatice Kolçak, emlakpencerem.com. Ben de yine sektörle alakalı bir soru sormak istiyorum. Bu son yeni başlayan Emlak Konut GYO'nun çatısı altındaki isteyen projelerin yapmış olduğu bir kampanya var biliyorsunuz. Ödemeler taksitler 2019'da başlayacak. %5 peşinatla. Bu kampanyanın inşaat şirketleri üzerinde oluşturacağı bir yük olacak mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Teşekkürler. Şimdi tabii adı üstünde kampanya. Yani şimdi sonuçta aldığınız metrekarenin fiyatı kaça geliyor buna bakmak gerekiyor. Yani aslında bu yaklaşık belli bir süredir oransal olarak kondu bakıldığında bir önceki kampanyalardan inşaat şirketlerine çok da fazla bir külfiyeti olmadığı gözüküyor. Yani sonuçta gün sonunda firma liste fiyatını açıklıyor. Listesinden sattığı fiyat ne kadar, yüzde ne kadar bir iskontoya gelmiş. Bu önemli olan. Çünkü bu kampanyada tamam yaklaşık 1,5 yıla yakın bir öteleme var. Ama baz faiz üzerinde. Yani bankaların ilan etmiş olduğu baz faiz üzerinden yapılıyor. Yani bu baz faizleri aşağıya çekme bir katkı payı yok. Yani dolayısıyla firmalara çok da fazla bir maliyet gelmiyor. Yani buna bakıldığında müşteri işte kaç metrekare daire alıyor, dairesinin neti kaç metrekare, aldığı rakam net metrekare oranına bakacak. Yani firmada burada ne kadar iskonto yapmış ona bakıyor. Yani çok fazla bir indirim söz konusu olmuyor aslında firmalar için. Ama biz tabii bu kampanyaları, bu bir kampanyanın sloganı. Yani müşteriler satış ofisine geldikten sonra hani illa bunda değil ama buna benzer, buna yakın başka ödeme planları hızlı oluyor. Bunları da kendilerine sunuyoruz. Yani bu tip kampanyalar olduğunda evet bir hareket oluyor. Özellikle bu kampanyaların emlak konut çatısı altında, emlak konut tarafından desteklenmesi ciddi bir güven veriyor. Dolayısıyla satış ofislerine müşteriyi çekebiliyoruz. Zaten buradaki en büyük amacımız da kampanyalarda satış ofisinden müşteriye içeri girebilmesi. Girdikten sonra zaten biz müşterinin ödeme planına göre değişik alternatif planlar oluşturabiliyoruz ödeme gücüne göre. Yani kendisine en uygun ödemeyi orada teşkil ediyoruz. Yani her müşteriye kendine özel ödeme planı çıkartıyoruz. Merhaba. İlave bir sorum olacak. Özür dilerim. Nazım Bey desteklerden bahsetti. Bu bazı sektörlerden desteklerin sürmesi konusunda talep var. Mesela mobilya sektörü yıl sonu uzatılsın diyor. Bununla ilgili hazır sizi yakalamışken toplantı gündemin dışına çıkıyorum. Özür dilerim ama bu destekler malumunuz ay sonunda bitecek. Hükümetten buna yönelik bir talebiniz var mı uzatılması noktasında? Teşekkür ederim. Şimdi genel prensip olarak bu vergi ve harçlarla ilgili kısımda bir uzatmaya dönük bir şey yok, teamül yok. Ancak yeni KDV ile ilgili yeni bir uygulama, harçlarla ilgili bir uygulama olabilir ama bir uzatma yok. Çünkü bu uzatmalar genelde sıkıntı yaratıyor. Yani bir deadline konuyor, ondan sonra bir uzatılıyor, bir daha uzatılıyor, bir beklenti içine giriliyor. Halbuki hani köklü olsa, yani bu bir hastalığınız var, bir ağrı kesici alıyorsunuz ama hastalık tedavi olmuyor. Eğer bu harçlarda bir sıkıntı varsa, ki biz sektör temsilcileri olarak bunu hep dile getiriyoruz. Diyoruz ki alım satım harçları daha düşük rakamlarda olmalı ki daha reel olsun bu alışverişler. Tutup da kayıt dışılık ortadan kalksın. Çünkü artık günümüzde kayıt dışı iş yapmak büyük bir hüner. Çünkü her şey CRM sisteminde, her şey kontrollü. Yani kayıt dışı bir iş yapanı herhalde heykelini dikmek lazım. Burada da bunu teşvik etmek için harçların
vergilerin daha işlevsel hale gelmesi lazım. Biz hep bunu iddia ediyoruz. Yoksa süreyi uzat. Bir miktar daha uzadı. Sonra ne olacak? Yani katma değeri bilhassa konutta sönümleniyor. İşte bazısında %1, bazısında %18, işte birisinde şirket olursa alıyor, mahsup ediyor, öteki maliyetini atıyor. Yani bunlarla ilgili hep biz bir şey istiyoruz, çözüm istiyoruz. Şimdi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ya ama bir uzatma söz konusu gözükmüyor. Ama sektörün de canlı kalmasını hükümet büyük bir çabayla, toplantılarla, bakanlıklar nezdinde yaptığına göre inşallah iyi haberler önümüzdeki günlerde gelecek diye düşünüyoruz. Umut Bey, siz bu tarih arsasında çok umutluydunuz, çok istekliydiniz. Birinci etabı kazandıktan sonra bir işbirliğine gittiniz. Şimdi şu anda bulunduğumuz nihai noktada acaba ikinci etabı kazanan firmalarla, konsorsiyumla da bir görüşmeniz, bir teklifleşme, bir projeleri birleştirip daha büyük, daha kapsamlı bir proje yapmak gibi bir düşünce, bir fikir hiç gündeminizde oldu mu? Şimdi yani böyle bir şey zaten söz konusu değil. Yani biz ikinci kısmı da almak isteseydik, zaten ihalede siz de vardınız, onu da alırdık. Yani biz ikinciyi almak istemedik açıkçası. Yani oradaki çünkü büyüklük zaten yeterli bir büyüklük. Daha fazla büyüklüğü tek başımıza, yani ortak girişimimizi tek başımıza diye adlandırıyorum. Yapmamızın bir manası yok. Çünkü bir yerde bir pazar oluşması gerekiyor. Hem yani görüyorsunuz işte bir yere gidiyorsunuz, kuyumcular var, yan yana bir sürü kuyumcu yan yana. Yani herkes zaten kısmetini orada bir şekilde buluyor, yiyor. Yani orada iki firmanın olması bölgeye daha bir rekabet getirir. Yani bugün siz bir reklam kampanya yaparsınız, sizin müşteriniz oraya da gider. Onlar yapar, onlarınki bize de gelir. Yani piyasayı bu şekilde daha canlı tutacağına inandık. Bizim girdiğimiz zaten birinci etap bölgesi lokasyon olarak limana, gara, yola, yani denize daha yakın bir bölgede. Yani orada daha önceden, ihaleden önce gittiğimiz, yaptığımız araştırmalarda biz zaten birinciyi almak istiyorduk. İkincinin de tabii bize yakın bir rakamla sonuçta gitmesi gerekiyordu. Yani dediğim gibi biz eğer ikinciyi de almak isteseydik zaten onu da alırdık. Ama böylesinin daha hayırlı olacağına inandık. Almak istediğimiz rakam oydu. Yani ikinci için verdiğimiz rakam bizim fizibilitesini yaptığımız son rakam oydu. Şimdi o rakamı geçmek ticari olarak da uygun değildi. Çünkü netice itibariyle her projede yapılan hesaplar var. Yani o hesapları muhafaza etmeye çalışıyoruz ki yani 43 senedir yanlış bir iş yapmadık. İnşallah da yapmayız bundan sonra. Emre Kulcanay, projenin detayları belli olmadı dediniz ama hani hesaplama olarak bu arazi üzerine ne kadar konut, ne kadar ticari ünite çıkarabiliriz diye hani, düşündüğünüz ya da hesapladığınız rakamları bizimle paylaşır mısınız? Teşekkürler. Şöyle bir bakıştık, gerçekten çok erken bir dönem. Hani kabaca 115-120 bin metrekare satılabilir alan söz konusu. Plan notları malum, konut, ticaret, otel, kültürel alanlar, DMT iş alanı olacak şekilde bir kompozisyon var. Buna göre mimari ofiste geçtiğimiz cuma günü ilk toplantımızı da yaptık. Çok süratli bir şekilde İzmir'in nicelik ve nitelik olarak beklentisini karşılayacak bir proje için süratli bir çalışma içine girdik. Hem objektif değerlendirme açısından bazı noktaları outsource ederek hem de elbette teknik yapının 43 yıllık deneyimi, halk yayınının kendi projelerindeki deneyimiyle bir süzgeçten geçirip doğru projeyi orada konumlandırmak istiyoruz. İnşallah bununla ilgili önümüzdeki aylarda ayrıca bir toplantı yapacağız. Şu anda çok erken. Ama bu içerikli bir proje olacak bu. Teşekkür ederim.
Arkadaşlar, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Çay, kahve servisiniz ve sohbetlerimiz için sizi dışarı davet ediyorum.